Herkese merhaba. Anadolu Efes Basketbol Ana Takım Performans Koçu Ozan Şirikçi. Migros TV'ye hoş geldiniz. 19 Mayıs Festival programında sizlere sporcularımızdan Yiğitcan Saybir ve Mustafa Kurtulduğum'la birlikte bir program sunacağız. Bu arada 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Bu festival dahilinde sizlere evden, evlerde yapabileceğiniz bir antrenman programı göstereceğiz. Antrenman programı evlerde yapabileceğiniz şiddette olacak. Çok yoğun şiddette ve sporculara yaptırdığımız egzersizlerin biraz daha kolay bir program yapacağız size. Üç bölümden oluşuyor programımız. Bunlardan bir tanesi ısınma, diğer bölümü harekete hazırlık ve son bölümünde de biraz daha hareketleneceğiz. Biraz daha kondisyonumuza yönelik çalışmalar yapacağız. Sevgili Yiğitcan ve Mustafa, bizim Anadolu Efes basketbol A takımımızın genç sporcuları. Kendilerine de buradan çok selam söylüyoruz. Çok da başarılı sporcularımız. Peki, antrenmana başlıyoruz. Genel bir warm-up ve ısınma protokolüyle başlayacağım. Aşağı doğru uzanıyorum. Parmak uçlarıma değdim. Sonra yukarı doğru uzanıp, parmak uçlarıma değdikten sonra yukarı doğru uzanıyorum. Evet, 5 tekrar yapalım. Uzandım. Evet, bacakları açtık omuz genişliğinde. Laterale doğru uzanıyorum. Sağ ve sol. Evet, çok güzel. Pozisyonu bozmadan, bacaklar aynı pozisyonda. Sağa doğru ufak bir yüklenme. Sola doğru ufak bir yüklenme. Bir 8-10 tekrar yapalım. Nefes al, nefes ver. Evet, Mustafa'yı uzun zamandır görmüyoruz. Yiğitcan Saybir'le daha sabah birlikteydik antrenmanda. Tekrar çalışmalara devam ediyoruz. Serbest bıraktım. 20 yaşa evet, çıkamıyor. 1. Evet, çıkamıyor. 2. Ödettim valla, aynı streçle devam ediyor ama. 4. Cuma Mustafa 4 saat izinle. Evet, serbest bıraktım. Geriye doğru çek bakalım. Arka bacağı biraz esnettim. Evet, izninde Mustafa'yı kulübe bekliyoruz. Tekrar diğer taraf. Evet, omuz eklemini hareketlendirelim biraz. İçeri dışarı rotasyon yapıyorum. Aynı omuz eklemi, bu sefer normal, natural postür pozisyonunda içeri dışarı hareketlendiriyorum. Kollarım önde. Geriye doğru açtım. Sekiz on tekrar her hareketten yapmak yeterli. Serbest bıraktım. Dizimi çektim. Yana doğru koyuyorum. Tekrar yandan çektim. Öne doğru. Diğer taraf. Kendi vücut ağırlığımla squat yapıyorum. Ellerinizi ister böyle tutun çocuklar, isterseniz ileri doğru uzatın. Hiç fark etmez. Şöyle biraz ekranı ortalayayım. Giz on tekrar yapalım. Peki, tekrar dizimi çekeceğim. Biraz daha içeri doğru. Çektikten sonra içeri doğru büküyorum. Kredil hareketi. Peki, gövdemi düz tuttum. Bir adım önde, bir adım arkada. Ayak parmak ucumu kendime doğru çektim. Öne doğru eğiliyorum. Arka bacak kaslarımı esnettim. Diğer taraf.
Birer tekrar daha yapalım. Çocuklar birer tekrar daha yapalım. Peki, sumo stretch yapıyoruz. Biraz iç bacak kaslarını esnetelim. Ellerimi yere koyuyorum. Kalçayı kaldırdım yukarı. Tekrar aynısı. Stretch. Ellerimi yere koydum. Kalçayı kaldırdım. Evet, biraz boyun eklemini esnetelim. Sağa ve sola doğru. Diğer taraf. Öne doğru. Geriye doğru. Evet, şimdi marching egzersizi yapıyorum. Marching egzersizinde bir adımım yukarıda, dizim yukarıda. Ters taraftaki kolum önde. Bastığım yere diğer taraf. 20 sayalım. Çocuklar 20 sayıyoruz. Kolları da swing. Sallıyorum öne doğru. Güzel. Serbest bıraktım. Dinlen. Bir adımı çapraz yaptım öne doğru. Evet, esnetiyoruz tekrar. Esnetme egzersizleriyle biraz stabiliteyi karıştırıyorum azıcık. Hareket egzersizlerini. Diğer taraf. Mustafa özlemişsindir programı. Isınma programını. Yani abi değişmemiş zaten. Uzun zamandır bunu yapmıyorum. Evet, sokağa çıkma yasağın bitince inşallah güzel günler bizi bekliyor en kısa zamanda. Bir adım öne, bir adım arkaya. Elini beline koyabilirsin bu pozisyonda. Tam şöyle karşılayayım. Aşağı doğru indim. Doğruldum. 8 tekrar. 2 3 4 Sayenizde ben de antrenman yapıyorum bugün. 5 Benim de bugün çıkarttan sonra iyi geldi Ozan abi. Evet, evet. Sabah çok çalışmamıştım. Evet. 2 3 4 Çok güzel. 5 6 Split squat diyoruz bu harekete. Bir adım önde, bir adım arkada. Serbest bıraktım. Evet. Şimdi marching egzersizine benzer bir egzersiz. Dizleri biraz daha öne doğru çekerek hareketli bir şekilde koşuyormuş gibi aynı. Evet, serbest bıraktım tekrar kendimi. Rahat. Evet, ellerini beline koy. Parmak ucuna yükseliyorum. 10 tekrar. Yükseldim, alçaldım. Aynı egzersiz. Parmak uçlarını dışarı doğru çıkarttım. Bu pozisyonda döndürdüm. Evet, tekrar. 10 tekrar. Özellikle herkesin yapabileceği egzersizler seçiyorum. Yoksa profesyonel sporculara yaptırdığımız egzersizler sizler için biraz ağır gelebilir. Maksat hareket etmek. Evlerde hareketsiz kalmamak. Şimdi içeri doğru basıyoruz değil mi Ozan abi? Evet, aynen öyle. 10 tekrarda içeri doğru basıyorum. Parmak uçları içeri doğru döndü. Efendim? Özellikle Sabri'nin yaptığı egzersizler abi herkese ağır kaçabilir. Evet. Sabri bu aralar gerçekten muhteşem antrenman yapıyor. Kendisini NBA'ye hazırlıyoruz. Evet, bir sağ bir sol. Haydi tekrar marching yapıyorum. Biraz hareketleneceğim. Tekrar. Çok güzel. Şimdi üst gövdeyi rotasyona sokalım biraz. Nasıl yapalım bu pozisyonda? Evet, bu tarafa rotasyon yaptım. Diğer tarafa rotasyon yaptım. Aynı zamanda kollarımı sallıyorum değil mi? Sallayarak yukarı doğru
Aynı egzersiz bu sefer ileri doğru uzanarak. On tekrar. Güzel. Ellerimi kafamın arkasına aldım. Biraz önce yaptığım egzersiz gibi diz çektim. Bu sefer hafif çapraza doğru dönerek bir sağ bir sol. 10 tekrar yeterli. Evet, bir adım önde, bir adım arkada. Bu pozisyonda aşağı split squat yapıyorum. Yukarı çıktım, diz çekiyorum. Aşağı indim, yukarı çıktım. Harika. Hareketi zor yapanlar, çocuklar siz devam edin. Hareketi zor yapanlar, ayağını biraz daha geriye ama adımlayarak, aşağı doğru çökmeden yapabilir. Adımladım, diz çektim. Geriye adımı basıyorum, diz çekiyorum. Peki, diğer taraf. Evet, devam edelim. 8-10 tekrar. Evet, çok güzel. Yerde push-up pozisyonundayız. Hadi bakalım. Yerde push-up pozisyonundayız. Evet. Hiç bozmadan düz bir şekilde omuzuma dokunuyorum. Bir sağ elimle, bir sol elimle ters taraftaki omuzuma dokunarak. 10 tekrar. Tekrar ayaktayım. Güzel. Biraz önce yaptığım squat'ı bacaklar omuz genişliğinde açık. Parmak uçlarını dışarı çevirerek yapıyorum. Çevirdim. Evet. Öne doğru çöktüm. Doğruldum. Bravo. Evet, serbest bıraktık. Bir adım önde, bir adım arkada tekrar. Hafif aşağı doğru çöktüm. Daha sonra kollarımı yukarı kaldırıyorum. Bir sağa döndüm, bir sola döndüm. Diğer taraf. Evet, bozmadan devam. Çok güzel. Şöyle hafif çaprazdan göstereyim. Yukarı doğru kick yapacağım. Bir sağ, bir sol. Sağ, sol. Evet, çok güzel. Şimdi hafif pozisyonda, stance pozisyonda durdum. Bir sağa, bir sola sıçıyorum ufak ufak. Sekiz on tekrar. Çok güzel. Serbest bıraktık kendimizi. Jumping jack yapacağız. Jumping jack, bu pozisyonda bacakları, kolları kapattım. Yukarı doğru sıçrayarak kendimi topluyorum. Haydi bakalım. 10 tekrar. Çok güzel. Mustafa, yoruldun mu? Abi formumdan eskiye kaybetmişim bence. Çok güzel. Evet. Sadece ısınma egzersizleri yapıyoruz. Evet. Bacakları açtık bu pozisyonda. Şimdi yükleniyorum bir tarafa doğru. Diz çektim. Tekrar yüklendim. Diz çektim. 5 sağ 5 sol. Hareketi zor bulanlar adım attıktan sonra
diz çekebilir. Aşağı inmesine gerek yok. Diğer taraf. Güzel. Tekrar jumping jack yapıyorum. 10 tekrar. Şimdi bu drop jump'ları, ufak sıçramaları squat'la birleştiriyorum. Evet. Squat yaptım. Sıçıyorum tekrar. Çok güzel. 8-10 tekrar yaptım. Öne doğru eğildim. Bu pozisyonda. Sırtım düz olacak. Sırtım düz bir şekilde öne doğru eğildim. Kollarımı yana doğru açıyorum. Sonra burada daire çiziyorum bu pozisyonda. Haydi bakalım. 8-10 tekrar. Evet. Murat Mustafa. Şimdi marching egzersizini ufak sıçramalarla birlikte yapacağız. Skips gibi bu pozisyonda. On tekrar. Gayet iyi. Evet, biraz denge çalışalım. Tek ayakla. Evet, bu pozisyonda bozmadan. Ayağımı bir tanesini yukarı kaldırdım. Nefesini kontrol et. Karnını içeri doğru çek. Bu pozisyonda elleri tam göğsümün hizasından yana doğru açıyorum. Kapatıyorum. Mustafa'nın dengesi bitmiş ya. Evet. Biraz dengesizleşmiş. Avantajı yapmış. Evet. 5 tekrar yeter. Diğer taraf. Evet, hepimizin dengesi biraz gitti aslında. Gördüğünüz gibi. Evde otura otura. Ama ne yapıyoruz? Egzersizlerimizi aksatmıyoruz. Buradan herkese de mesaj verelim. Hareketsiz kaldığınız zaman ortopedik problemleriniz başlar. O yüzden mutlaka hareket etmeniz lazım. Aynı egzersiz. Tekrar diğer taraf. Bu sefer yukarı ve aşağı doğru kolları açıp kapatıyorum. Tek ayak üzerinde. Sonra diğer bacak. Evet. Şimdi jumping jack yapacağım. Klasik jumping jack değil. Ayakları bu sefer ileri ve geri doğru. Ellerinizi belliğe koyabilirsiniz bu pozisyonda. İleri ve geri doğru. Yapabiliyorsanız kollarınızı da savurun. 10 tekrar. Evet. Biraz önce yaptığımız egzersiz. Sağa sola doğru sıçrama egzersizi. Şimdi ileri çapraza doğru. Yani ileri doğru çapraza. Geriye tekrar geldim. İleri çapraza, geriye tekrar geldim. Hadi bakalım. 5 sağ, 5 sol. Çok güzel. Diğer taraf. Geldiğimizde arkaya tekrar üzerine dengeli duruyoruz değil mi abi? Evet. Aynen öyle. Çapraza doğru sıçrayıp dengeli duruyorsun. Evet, çok güzel. Şimdi drop step, squat yaptık. Yine drop jump yapacağız ve split squat yapacağız. Yani bu pozisyonda eller belde, split squat, drop. Yiğitcan, özür dilerim, biraz yoruyorum seni bugün ama hazır yakalamışken.
Çok güzel. Evet, tekrar denge çalışalım. Bu sefer tek ayaktayım yine. Sağa doğru parmak ucumla diğer ayağımla dokundum. Öne doğru dokundum. Çapraza doğru dokundum. İkişer tur yapalım. Sağa, öne ve bu çapraza. Sonra diğer taraf. Tekrar. Evet. İyi miyiz? Evet, sayılır. Evet. Haydi. Topukları kalçaya çekiyorum. 10 tekrar. Çok güzel. Evet. Şimdi öne doğru lunge. Yana doğru lunge. Drop step back geriye doğru lunge. Birer tur geçelim önce. Öne 1. Yana 2. Evet ve geriye doğru. Öne. Yana. Ve geriye. Şimdi ellerim serbest. Öne ufak bir rotasyon ekliyorum. Yana rotasyon ekliyorum. Geriye rotasyon ekliyorum. Diğer taraf. Rotasyon. Yana rotasyon. Ve geriye rotasyon. Dışarı doğru rotasyon yaptık. Şimdi içeri doğru. Öne. İçeri doğru rotasyon. İçeri. İçeri. Diğer taraf. Çok güzel. Bravo. Çok güzel. Bacakları düz tutacağım. Öne doğru swing yapıyorum. Şu hareket. Söylediğim gibi bu egzersizler herkese uygun olmayabilir. Mutlaka bu egzersizleri kendinize göre uyarlamanız lazım. Evet, aşağı doğru indik. Atletik base pozisyonda. Biz buna basketbolda ne yapıyoruz? Savunma pozisyonu da böyledir. Stance diyoruz. Şimdi bu pozisyonda, kayakta da var aynı pozisyon. Sağa doğru yüklendim. Sola doğru yüklendim hiç yükselmeden. Kaslarımı hissediyorum sağ sol. 10 tekrar. Çok güzel. Bu pozisyondaydık. Sağ sol, sağ sol yüklendik. Aşağıda kalıyorum. Kollarımı da açtım şimdi. Burada bir 30 saniye kadar bekleyeceğiz. Aynı sohbet edelim. Biz zaten hep bu pozisyonlarda sohbet ederiz. Basketbolcular. Kafanın en sevdiği pozisyon, savunma pozisyonu. Efendim? Savunmayı böyle atıyoruz. Şutumuzu böyle atıyoruz. Evet. Çok temel pozisyon değil mi? Her pozisyon için aslında her spor için çok temel bir pozisyon. Kar futbolda var. Bu pozisyonda durduğum zaman biz buna atletik base pozisyon diyoruz. Mustafa nasıl geçiyor günler? Evde her şey yolunda mı? Sabah sporumuzu yapıyoruz abi. Sonra oyun oynuyorum. Film izliyorum. Yani normal herkesin yaptığı gibi. Biraz sıkıcı ama artık sıkılmaya başladım. Değil mi? Artık yavaş yavaş düzelseydi de tekrar evet. Görüşseydik. Peki, doğruldum. Squat yaptım. Yukarı shoulder press. Squat, shoulder press. Ellerinizde bir ağırlık olmasına gerek yok. Bugün için. Birçok insan için aslında bu hareket, kafamızın üstüne uzandığımız her hareket oldukça zordur. Evet, biraz önce yaptığım gibi öne doğru eğiliyorum. Dizler bükülü bu pozisyonda. Daire yapmıştım. Şimdi ileri geri doğru açış yapıyorum.
Hafif çaprazdan göstereyim. Sekiz on tekrar. Evet. Çok güzel. Şimdi tek ayak. Olduğum yerde iki defa sıçrayıp dengede duruyorum. Bir, iki, dengede durdum. İki, dengede durdum. Evet, beş tekrar yeterli. Diğer taraf. Evet. Bravo. Gayet iyi. Süper. Şimdi tekrar sizleri bir başa doğru döndüreceğim. Azıcık bacakları aç. Lateral squat'la devam ediyorum. Hop. Yedi, sekiz. Güzel. Dengede durdum. Single leg RDL hareketi. Dizi çektim. Öne doğru eğiliyorum bu pozisyonda dengede durarak. Tekrar doğruldum. Evet. Dizi çektim yukarı doğru. Evet. Beş sağ beş sol. Yeterli olur. Diğer taraf. İyi misin? İyiyim, iyiyim. Dengem bozuldu. Evet, evet. Dengem biraz bozulmuş. Benim de bozuk. Bak sağa sola düşüyorum biraz. Bir de arkamda televizyon var. Şimdi durup dururken televizyonu patlatmayalım abi. Tabii. Evet, bir sporcu için online antrenman da olsa aslında bir programı takip etmek çok önemli. Hareketsiz kaldığımız zaman. Herkes için çok önemli. Sporcu olarak da bizim için çok çok daha önemli. Dolayısıyla mutlaka her kas bölgesine, kas grubuna yönelik mutlaka günde bir 35 dakika, 40 dakika üzerine bir yürüyüş yapma imkanı varsa mutlaka yürüyüş. Evet, basketbol A takım Anadolu Efes. Bizden Migros TV için bu kadar program. İlerleyen zamanlarda inşallah birlikte oluruz. Tekrar 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramımız hepimize kutlu olsun. Görüşmek üzere. Herkese iyi bayramlar. İyi bayramlar.